Merhabalar Sektör Özel TV izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuzda bugün Balıkesir'in İncisi Avşa'dayız. Alkito Cafe ile bağlanıyoruz izleyicilerimizin karşısına. Karşımda işletme yetkilileri Alkan Bey bulunuyor. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Sizler de Avşa'dasına hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bizlere vakit ayırdığınız için de ayrıyetten. Tabii ki verdiğiniz hizmetler, menüleriniz, lezzetleriniz, bunlar hakkında konuşacağız ama öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Tabii ki. İsmim Alkan Kolbaşı, İTÜ mezunu, Metalürji Malzeme Mühendisliği bölümü mezunuyum. Yıllarca kurumsal hayatın içinde çalıştıktan sonra, özellikle saha operasyonları tarafında, seyahatlerle yoğun bir çalışma hayatından sonra belli bir noktada yaşadığım olayları, aldığım hizmetleri ve hayalimizi gerçekleştirmek üzere 2027 itibariyle aile işletmesinin işletmeciliğine soyunduk. Tamamen farklı bir sektöre adım attık aslında burada. Evet. Aslında sektör en genel anlamda hizmet sektörü olarak baktığınızda çok da farklı değil. Bunu otomotiv sektöründe de olabilir, üretim sektöründe de olabilir ki çalıştığım sektörlerdir. Burada da hizmet sektörü yine aynı şekilde turizm ve gıda üzerine bir girişimle biraz kendimizden bir şeyler katarak, biraz hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışarak, biraz da fark yaratmaya çalışarak bir girişimin içindeyiz. Peki nedir bu Alkito Cafe? Bizden ne elde ediyorlar? Biz nasıl bir firmayız? Alkito Cafe tamamen benim kendi markamı oluşturmaya çalıştığım, kendi lezzetimi, kendi kalite hijyenle beraber müşteriye olan samimiyeti empoze etmeye çalıştığımız aslında çok basit sıradan bir kafeterya en genel konsepti. Ama bunu ihtiyaç olan yerlerde, ki Avşa Adası bunlardan bir tanesidir, ihtiyaç olan yerlerde farklı bir şekilde, farklı temaslarla müşteriye sunarak bunun getirisini kazanmak ve müşterileri buradan Avşa'ya geldik, böyle bir yerde böyle bir hamburger yedik, çok da güzel samimiyet gördük diyebilecekleri bir ortam benim hayalim. Yani olayın ticari kısmının yanında benim bu işten haz almam, o hazı müşterilerimle, sohbetlerle, diyaloglarla birlikte geliştirip bu da bu şekilde bir marka yaratmak en büyük hayalim. Alkito olarak biz bütün titizliğimizi aslında ürünlerimize empoze ediyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Önce sevgimizi kasıyoruz. Önce sevgimizi ve gramlarla, titizlikle, özveriyle çalışıyoruz. Peki biraz da Yüksel Motel'den bahsedelim. Evet, Yüksel Motel aslında aile işletmesi dediğimiz bu yapının lokomotifi olan yapı. Üçüncü jenerasyon olarak ben şu an hizmet veriyorum. Yüksel Motel 80'li yıllarda, 70'li yılların sonunda dedemiz tarafından burada Avşa Adası'nın turizm, o zamanki turizm konseptinde oluşturulmuş, yapılmış bir yapı. 26 tane odamız var. Bunlar apart tarzda, hani mutfaklı, daha böyle apart, pansiyon tipi hizmet veren bir yapıdan gelerek günümüzde şu an benim bu yıl kabuk değişimiyle beraber yenilenmeye girdiğim bir sürecin içinde devam ediyor. Şu an 4 tane odamızı Junior Suite konseptinde yeniledik. Burada çok farklı satış kanallarını, çok farklı müşteri portföylerini hedefliyoruz. Ve bununla alakalı olarak da hem Avşa'ya daha popüler, daha burayı bilmeyen ama buranın salaştığını, buranın samimiyetini çok yakın bölgelerden gelen insanlarla destekleyeceğimiz bir hedef kitle peşinde koşuyoruz. Çünkü Avşa Adası gerçekten çok rahat, denizi çok güzel, plajların tamamı kum olan, çok merkeze yakın, merkezden uzak bir yapı. Evet. İnsanların çok rahat kaçamak yapabilecekleri, çok rahat bir şekilde tatillerini değerlendirebilecekleri, çok temiz bir denizimiz vardır. Ama maalesef yıllar içinde tabii Avşa Adası'nın haritada yerini bilmeyen de çok insan vardı. Evet, aslında ama gizli bir cennet diyebiliriz burası tabii için. Tabii ki. Çünkü İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir üçgeninde ulaşım deniz feribotuyla ulaşabilecek bir noktadayız. Ama bunun dışında mesela Ankara'dan da misafirlerimiz var. İç Anadolu'dan da çok fazla misafirlerimiz var. Burada insanlar aileleriyle birlikte gelip samimi, rahat, ekonomik bir tatil yapabiliyorlar. Ve biz bunu aslında güncel tutmaya çalışıyoruz. Evet. Üçüncü nesiliz ve durumun feedbacklerine göre de hazırız. Aynen. Her duruma diyorsunuz. Hazırız dediğim gibi, yani bu kabuk değişimi, bu jenerasyon değişimi, taleplerin değişmesiyle beraber gelişen turizm sektöründe diyelim. Biz bunlara karşı ihtiyaca göre doğru hizmeti ve doğru yatırımı yapmakla kendimizi görevlendirdik. Peki lokasyon olarak denize yakın mıyız? Nasıl bir alandayız? Tabii ki. Avşa İskele Meydanı'ndan yaklaşık 3 dakikalık bir yürüme mesafesinde otelimizin lokasyonu. Denize çok yakınız. Yaklaşık 20 metre mesafedeyiz. Müşterilerimiz odasından çıktığı andan itibaren 20. saniyesinde veya yürüme hızına göre 30. saniyesinde Avşa'nın en geniş plajında kendilerini denizde bulabilirler. Onun dışında odalarımızdan da çok güzel bir manzarayla uyanıyorlar.
Tabii ki yani denize yakınlığımız burada sadece yakınlık da çok önemli değil. Burası çok samimi. Aslında insanların böyle bir mahalle ortamında, bir komşu ortamında birbirlerini çok rahat ifade edebildikleri, alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde olan, hani aslında ev konseptini tatil konseptiyle birleştirip hayatlarına devam ettikleri, bunun yanında deniz, kum ve güneşten faydalandıkları bir ortamdalar. Harika. Aykuta Kafe olarak da biz bu otelin bünyesinde çalışan, evet, çok da emek veren bir firmayız diyebiliriz. Peki bize ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için bağlantı sunabilir miyiz? Tabii ki. Bize ulaşmak isteyen izleyicilerimiz Avşar Adası'nda, hani Yüksel Motel zaten çok bilindik bir işletmedir. Alkito Kafe'de yine bu işletmemizin bünyesinde otelimize de hizmet veren, dışarıya da hizmet veren bir yapılanma. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirler. Onun dışında yine bölge çok küçük olduğu için zaten bir tur attıklarında bizim işletmelerimizin önünden geçmeden burayı terk etmeleri çok mümkün değil. Evet, yani burayı gelen öğrenir zaten. Biz de buradayız diyorsunuz. Tabii ki. Harika. Ekran altında geçecek olan telefon numarası aracılığıyla da bize mobil olarak ulaşım sağlayabilirler. Evet. Akıllarında bir soru işareti kalır, bir şey danışmak ve merak ederler. Bize kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz diyebiliriz. Kesinlikle. Aynı zamanda Avşar Adası'na da gelmek isteyenler için. Avşar Adası'na tabii ki herkesi bekliyoruz. Avşar Adası'na ulaşım İstanbul'dan da çok kolay. Tekirdağ'dan ve Erdek'ten de çok kolay. Sadece sırt çantanızı alıp buraya gelip hiçbir ulaşım vasıtasına ihtiyaç duymadan hafta sonunuzu değerlendirebileceğiniz, daha uzun soluklu planlar yapabileceğiniz, Avşar İstanbul'a, merkeze çok yakın ama çok uzak değil. Yani bu uzak olmayan mesafeyi biz samimiyetimizle biraz daha kısaltmak istiyoruz ve herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olup bize bu değerli bilgileri paylaştığınız için kapatmadan önce son sözlerinizi almak istiyorum. Tabii ki. Bizim işletmemiz bir aile işletmesi bahsettiğim gibi. Biz bunu üçüncü jenerasyon olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Biz burada yıllarca kendimizde kurumsal hayatın içinde gördüklerimiz, tecrübe edindiklerimiz ve bunların kendi kattıklarımızla beraber sahaya yansıması anlamında kendimizi biraz adamış pozisyondayız. Burada bizim için en önemli olan şey kalite, hijyen ve samimiyet. Müşterilerimiz geldiğinde mutlaka Alkito burgerlerini tatmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bu bizim için çok önemli. Ve hepinizi Avşar'a bekliyoruz. Sektörde uzun yıllar varlığınızı korumak dileğiyle kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim.